Modern bilimsel devrim, bir zamanlar imkansız bir hayal olarak kabul edilen Tesla'nın olağanüstü fikrini yeniden canlandırdı ve bunun uygulanmasına olan beklentiler yüksek. Bu videoda Tesla'nın bu devrimsel fikrini ve günümüzdeki bir firmanın bunun uygulanması için önerdiği bir planı inceleyelim. Yıl 1891'di. Nikola Tesla adındaki bir Sırp Amerikalı bilim adamı kablosuz olarak elektrik üretip iletebilen bir cihaz tasarladı. Tesla bobini, Nikola Tesla'nın enerji aktarımının bir mihenk taşı olarak kabul ettiği bir teknolojinin prototipiydi. Tesla bobini bir elektrik rezonans transformatörü devresidir. Düşük akımlarda yüksek voltaj üretmek için bir transformatörü çalıştıran radyo frekansı osilatöründen oluşur. Bobin, bir iletkenin değişen bir manyetik alana yerleştiği ve iletken boyunca bir voltaj ürettiği elektromanyetik indüksiyon prensibiyle çalışır. Tesla, bobinin metrelerce uzakta bulunan ampulleri kablosuz olarak çalıştırmak için nasıl kullanılabileceğini gösteren gösteriler düzenlemiştim. Tesla zamanının çok ilerisindeydi. Tüm insanlığın ucuz, hatta bedava elektriğe sahip olabileceği bir dünya tasavvur etti. Gerçek dünyada daha işlevsel bir şey yaratmak için sınırlarını zorladı. Wardenclyffe Kulesi. Wardenclyffe Kulesi, tüm dünyada telekomünikasyon yayınlamak için inşa edilmiş deneysel bir kablosuz iletim istasyonuydu. Ancak Tesla'nın en büyük takıntısı enerjinin kablosuz olarak iletimiydi. Kulenin inşası için onu telekomünikasyon bayrağı altına gizleyerek destek aldı. Tesla, bobin transformatörleri kullanılarak yüksek frekanslı sinyallerin kablolu bağlantılar olmadan iletilebileceğini zaten kanıtlamıştı. Laboratuvarındaki diğer gizli deneyler onu dünyanın üst atmosferini kullanarak elektrik gücünü iletebileceğine ikna etti. Wardenclyffe Kulesi, Tesla'nın dünyayı kapsayan ve merkezi bir istasyondan kablosuz enerjiye uzaktan erişen bir kule ağı olarak hayal ettiği şeyin bir prototipiydi. Tesla'nın planı, yakındaki bir kömür sahasından elektrik üretmek ve radyo dalgalarının uzun mesafelerde kablosuz olarak nasıl iletildiğine benzer bir şekilde kuleyi kullanarak dünya çapında güç aktarımı yapmaktı. The American Magazine ile yaptığı röportajda Tesla vizyonunu çok canlı bir şekilde açıkladı. Güç, evlerin aydınlatılması ve uçakların sürülmesi gibi tüm ticari kullanımlar için teller olmadan iletilebilir ve bu uzak bir tarihte olmayacak. Şu anda temel ilkeleri keşfettim ve geriye yalnızca bunları ticari olarak geliştirmek kalıyor. Bu yapıldığında dünyanın herhangi bir yerine, çiftliğinize bakan dağın tepesine, kutuplara veya çöle gidip yemek pişirmek için ısı ve okumak için ışık verecek küçük bir ekipman kurabilirsiniz. Bu projenin finansörü JP Morgan'ın finansmanını çekmesinden ve Tesla'nın iflas etmesinden sonra ne yazık ki Tesla'nın bu planları bir daha gün ışığı görmedi. Bitmemiş kule, Tesla'nın bazı finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için 1917'de yıkıldı. Şimdiye kadar kablosuz elektrik kavramı bürokrasi, siyasi ve finansal kısıtlamaların enkazı altında gömüldü. Bizim neslimizde kablosuz elektrik. Şu anda birkaç şirket gücü hava yoluyla güvenli bir şekilde iletebilen teknolojilerle pazara girmeyi hedefliyor. Yeni Zelanda hükümeti tarafından desteklenen bir girişim olan Emerald Enerji firması, mevcut bakır hat teknolojisinin yerini alacak dünyanın ilk uzun menzilli, yüksek güçlü, kablosuz güç aktarımının uygulanması hedefiyle bu sektöre liderlik ediyor. Bu teknoloji, enerjiyi uzak mesafelere kablosuz olarak iletmek için elektromanyetik dalgaları kullanır. Enerji, bir verici anten tarafından elektromanyetik ışınıma dönüştürülür, bir alıcı anten yani bir rektenna tarafından alınır ve daha sonra geleneksel yollarla yerel olarak dağıtılır. Emerald Enerji'nin sisteminin dört bileşeni vardır. Bir güç kaynağı, bir verici anten, verici röleler ve bir alıcı rektenna anteni. İlk olarak verici anten elektriği mikrodalga enerjisine dönüştürür ve onu silindirik bir ışına odaklar.
Mikrodalga ışını rektennaya ulaşana kadar bir dizi röle aracılığıyla gönderilir ve bu da onu tekrar elektrik enerjisine dönüştürür. Basit değil mi? Aslında bu herhangi bir radyo sisteminde olanla aynıdır. Ancak radyoda alıcıya ulaşan güç miktarı önemsiz olabilir. Birkaç pikowatt toplamak anlaşılır bir sinyal vermek için gereken tek şeydir. Aksine kablosuz güç aktarımı yoluyla gönderilen ham enerji miktarı en önemli husustur. Alınan ve iletilen enerjinin oranı anahtar tasarım parametresi haline gelir. Bu nedenle kayıpları en aza indirmenin daha verimli yolları tasarlanır. Emerald Enerji firması bu zorluğun üstesinden gelmenin bir yolunu buldu. Radar ve optiklerden gelen fikirleri benimsediler. İletilen radyasyonu önceki mikrodalga tabanlı kablosuz güç girişimlerinden daha sıkı odaklamak için rölelerde meta malzemeleri kullanırlar. Meta malzemeler normalde doğal olarak elde ettiğimiz malzemelerde bulunmayan, özel olarak laboratuvarda ürettiğimiz malzemelerdir. Bu iletim yöntemi güç kaybını en aza indirir. Emerald Enerji firmasının CEO'su sistemlerinin %70 verimli olduğunu, bu da bakır tellere kıyasla yetersiz olduğunu ancak bazı durumlarda ekonomik olarak uygun olduğunu söylüyor. Şirket gelecekte verimliliğini daha da artırmayı planlıyor. Özellikle bu teknoloji hava koşullarından veya atmosferik koşullardan etkilenmediği için güvenilirdir. Bu nedenle beklenmedik elektrik kesintileri geçmişte kalacaktır. Güvenlik konusunda endişe edebilirsiniz ama Emerald Enerji firmasının bu teknolojide kullandığı elektromanyetik ışını insan sağlığına zararsız olan ISM yani endüstriyel, bilimsel ve tıbbi ışınında sınıflandırılan frekanslarda çalışır. Şimdilik başlangıç şebekenin dışında olan topluluklara enerji getirmeyi veya açık deniz kaynaklarından enerji aktarmayı hedefliyor. Kablosuz elektriğin beklentileri. Kablosuz elektriğin ihtiyaç duymadığımız aşırı icatlardan biri olduğu iddia edilebilir. Sonuçta biz zaten elektriği iletiyoruz ve bu sistem şu anda gayet iyi çalışıyor. Ama bu düşünce doğru olmaktan uzak. Çünkü geleneksel elektrik iletim yönteminin gizli maliyetleri son derece yüksektir. Örneğin elektrik hatlarının kurulması ve bakımı pahalıdır. Bunların yanında elektrik şebekelerinin uzak bölgelere genişlemesini sınırlayan coğrafi kısıtlamalardan bahsetmeye gerek yok. Bu yeni teknolojiyle denizdeki gemiler, elektrikli arabalar veya uçaklar hareket halindeyken potansiyel olarak şarj olabilir. Bu teknoloji özellikle önerilen ticari elektrikli uçaklar için menzil sorununu da çözecektir. Ancak belki de güç alacağı en büyük devrim tüm dünya için temiz, ucuz bir yenilenebilir enerji kaynağına geçiş olacaktır. Bunu iki şekilde gerçekleştirebiliriz. 1. Güneş enerjisinin uzaktan iletimi. Küresel enerji istatistiklerine göre 2019 yılında dünyanın toplam enerji tüketimi 13 milyar ton petrol eş değeriydi. Bu yaklaşık olarak 17,3 terawatt güç kullanımı anlamına gelir. Bunu bir ölçüye yerleştirecek olursak, güneş panelleriyle 350 kilometreye 350 kilometre eşit bir alanı kaplarsak 17,4 terawatt'tan daha fazla güç sağlayabilir. Bu alan yaklaşık 120 bin kilometre karedir. Büyük Sahra Çölü ise günde 12 saatten fazla güneş enerjisinden yararlanarak yaklaşık 9,2 milyon kilometre karelik bir güneş tarlası kapasitesine sahip. Bu Sahra Çölü'nün %1,2'sinin dünyanın enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğu anlamına geliyor. Ve şu anda geliştirilmekte olan nükleer füzyon veya başka herhangi bir temiz enerji kaynağının bununla rekabet edebilmesi mümkün değil. Eğer kablosuz elektrik uygulanabilir hale gelirse, Sahra Çölü'nün küçük bir bölümünü güneş enerjisini toplamak ve pahalı bakır tel hatlarına ihtiyaç duymadan tüm dünyaya iletmek için kullanılabilir. Sizce de bu enerji krizini, kirliliği ve iklim değişikliğini çözmede büyük bir atılım olmaz mıydı? 2. Uzay tabanlı güneş enerjisi. Uzayda güneş enerjisini toplayan ve onu dünyaya geri ileten dev güneş panelleri fütürist bir bilim kurgu filminden çılgın bir sahne gibi geliyor. Bu teknolojiyi başka bir videomda ayrıntılı olarak anlatmıştım.
1920'lerde Rus bilim adamı Konstantin Tsiolkovsky tarafından kavramsallaştırılan uzay temelli güneş enerjisi fikri şimdiye kadar büyük ölçüde anlaşılmaz olarak kaldı. Ama günümüzde işler yavaş yavaş değişiyor. 2020 yılı ortalarında Avrupa Uzay Ajansı, yeşil enerji üretimini ilerleterek iklim değişikliğini ele almanın bir yolu olarak uzay tabanlı güneş enerjisini finanse etme planını duyurdu. Bu teknoloji kablosuz elektrik konseptini kullanacaktır ve gelecekte herkese her yerde temiz enerji sağlayabilir. Plan, güneş hücrelerinden gelen elektriği enerji dalgalarına dönüştürmek ve elektromanyetik alanları kullanarak bunları dünya yüzeyindeki bir antene aktarmaktır. Anten daha sonra dalgaları tekrar elektriğe dönüştürür. Bu teknoloji daha fazla enerjinin üretilmesini sağlayacak çeşitli avantajları nedeniyle yaklaşan enerji krizi için çekici bir çözümdür. Uzayda her zaman için güneş enerjisi toplanabilir. Dünya panelleri şu anda günün ortalama %29'u için güneş enerjisi topluyor. Dünya tabanlı güneş panelleri gün ışığı ve hava durumu engelleriyle sınırlıdır. Uzayda ise güneş panelleri atmosferik gazların, bulutların, tozların ve diğer hava olaylarının engellememesi nedeniyle daha yoğun güneş ışığı alabilir. Dünyanın atmosferi normalde güneşin ışığının bir kısmını emer ve geri yansıtır. Bu teknoloji sayesinde güç, en çok ihtiyaç duyan alanlara hızla yeniden yönlendirilebilir. Tabii ki şu anda bu teknoloji hala çok sayıda engelle karşı karşıyadır. Bunların en büyüğü devasa güneş panellerini fırlatma ve yerleştirme maliyetleridir. Ultra hafif güneş pillerinin 3 boyutlu baskısı gibi yeni üretim yöntemleri olası çözümler olarak araştırılmaktadır. Uygarlığımız bu muazzam kablosuz elektrik potansiyelini takip ederse dünyanın en ücra noktaları bile enerji gereksinimini karşılayabilir. Önümüzdeki 10 yıllarda bu büyük başarının gerçekleştirilmesine yönelik mevcut çabaların olumlu sonuçlar vereceğini umut edebiliriz. Ne yazık ki büyük mucit Tesla gelecekte bir gün hayalinin gerçekleştiğini görmek için aramızda olmayacak. Dünyanın dört bir yanındaki yeni yetişen bilim adamları için harika bir ilham kaynağı olabilecek Tesla'nın ünlü sözlerinden biriyle videoyu sonlandıralım. Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün.